Kümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kaçıra tay bunlar. Arkadaşlar bugün günlerde salı. 2 hafta önce çarşamba günü ayın 5'inde arabayı aldım. Yarın tam 2 hafta olacak. Daha arabayı evin önüne getiremedim. İşte 10 gün açtı da kaldı araba. 2 gün Cimat'ta. Şimdi 3-4 gündür de arkadaşlar Paynır Mehmet'te tesisat yaptırıyorum teybi. Şimdi arkadaşlar teybi gerek var mıydı? Kredi ödüyorsun diyorsunuz da. Arkadaşlar araba 13,5 metre. Herhalde 13-13,5 metre. Arkaya hiçbir şey göremiyorum. Bildiğin yani gözün kapalı gidiyormuşsun gibi. Götü yiyen varsa kontağı vereceğim. Kamerayı kapatacağım. Geri görüş kamerası yaptırdım. Götü yiyen varsa kamerayı kapatacağım, vereceğim. Geri gelsin yanaşsın. İki arabanın yarasına yanaşsın. Noterde arabayı vereceğim. Bak iki tane arabanın arasına yanaşacak. Arkadaş kimse gelmel demeyecek. Kamerayı da açmayacağım. Bana diyor geri gidemiyor mu? Gel sen git. La gel sen git. Benim abim tırcı 15 yıldır. 8,5-9 metre. Damperli tır. O bundan kolay. Sadece onun gerisi zor. Araba bel veriyor. Tam 2 milim sol ya da 2 milim sağ yaptım araba bel veriyor. 13,60 tır. Mesela 13,60 tır uzun. Bak o zordur. O da zor. Ama arkadaşlar bu otobüste geri görüş kamerasız ben gidemem. Gitmem de kardeş. Elim alıştı. Arkadaşlar sanayide açtığın içinde 2 tur attım. İskitlerin içinde de 2 tur attım. Elim alıştı. Arabaya arkadaşlar sürdükçe araba size şey gelir. Şimdi bir tane uzun. Şimdi mesela bu arabayla ben 2 tane A4 kağıdını koy sağa sola girerim oraya. Gözü kapalı girerim. Bunda da geri şey yapamıyorum. Yani tamam yanaştırdım ama arkayı görmüyorum arkadaşlar. Araba geniş olduğu için çöp tenekesi mi var? Duba mı var? Mantar mı var? Çocuk mu var? Köpek mi var? Orada mesela küçük bir araba olur. Tipo, Uno. Ondan sonra böyle ufak araba olur. Aynardan gömesin arabaya vurur götürürsün. İşte arkadaşlar hiç araba sürmedi dedim. Araba içinde arkadaşlar çocuk da sürüyor. Hiç sürmedi değil arkadaşlar. Ticari arabayı yürütmekte iş. İş bulacağım. Lastiği var, tamiri var, şoförü var, cezası var, algısı var, vergisi var. Şimdi bana millet söylüyor. İşte tır kullanmak zor, otobüs kullanmak zor. Bunu diyenlerin hiçbir maddi ve manevi hiçbir şey olmayan, hayattan bir tecrübe kazanmamış insanlar. Arabayı herkes sürer. Önemli olan bu arabayı yürütmek. Bu arabanın lastik tanesi, tasliğin tanesi 7,5 milyar diyorlar. Daha dün sordum. Michelin, Lassa, Michelin. Ben petnes alacaktım, petnes olmaz önlere diyorlar büyük otobüse. İş bu arabayı yürütme arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İskitler'deyim, kar yağıyor. Ön kamerayı açayım size göstereyim. Şimdi arkadaşlar araba bitmek üzere. Şu kafamda şu işler var. Tamam biraz daha işler var ya. Arabanın bagajları arkadaşlar yani marleyi yıpranmış. Oraya diyorum şimdi 2-3 milyar para istiyorlar. Arabanın içine bir dışına 6 milyar para istediler marleyle. Arabanın içi güzel temiz tabanı. Bagajlara diyorum arkadaşlar marle yani bir naylon gibi böyle güzel kalın bir şey alayım. Bir de yapıştırıcı alayım derbi. Bir arkadaşlarımla beraber kendim kapının önünde ya da burada yapayım diyorum bir. İki arkadaşlar Allah şükür fazla işim kalmadı. Bir yağ bakımı fitneler falan değişecek. O da bilmiyorum şimdi para yok duracak. Şimdi arkadaşlar tesisat bağlattım. Tesisatın teybin elektriği yani teybi kontağa bağlamışlar. O da arabanın şeyinde kontak işareti yanıyor. Onu dün yaptık şimdi gene başladı onu yaptırmaya çalışacağım. İki tane işim var bugün. Biri kontak işaretini kaybettireceğim. İki arabaya marley. Bagajından naylon alacağım. Arkadaşlar bir de arabanın önüne arkasına ışıklı tabela 176 santim 32 santim öne 96 santim 32 santim ışıklı tabela Ankara güçlü Benek Layhan ve bir tane firmanın ismini yazacağım o sürpriz olsun alınca söyleyeyim. O tabelaları alınca söyleyeceğim arkadaşlar hangi şirket yaparsa onun reklamını yapacaktım. Şimdi o kardeşimle konuşacağım parayı gönderirse alacağım onun reklamını yapacağım. Arabanın yanına gidiyorum arkadaşlar.
Arabayı şurada bir sıfır çizim de görün. Araba burada arkadaşlar. Arabayı buraya park edeyim. Arkadaşlar, araba 3,5 saattir çalışıyor. Bakın bir şey göstereceğim. Saat 9,5. Harrete bakın arkadaşlar. Harret daha önünde karton var. Radyonun önünde 2 tane karton var. Hava almıyor. Harret daha burada. Angara böyle arkadaşlar, araba ısınmıyor. Yolcu şikayet ediyor. Webosta aldım geçen sene 7,5 lira. 2 tane bilezik bozdurdum şunun için. O da arkadaşlar 15-20 dakika sonra ısıtıyor abi. 10 derece fark ettiriyor. 15-20 dakikada 10 derece ısıtıyor. Ankara böyle işte arkadaşlar. Yolcular da soğuk diye şikayet ediyor. Beyefendiler kendi evinde doğalgazı son ayar açıp şortla geziyor ya. Araba soğuk diyor. Kendi evinde %100 yanıyor doğalgaz. Ve kimse arabasına binmem. Binsem de arkaya. Şoförün değil de şoförün sol değil sağa köşeye otururum. Adamın bir şeyle oynamam, kırmam. Binmem de binsem de kırmam, oynamam, sürmem. Emanet arabayı da sürmem. Zaten sevmiyorum. Geçen İstanbul'a gittim otobüs almaya. Yusuf kardeşim sürdü, ben sürmedim. Arabayı ben buldum, ben sürmedim. Bir şey olur diye. Kimsenin manzara gözümüz yok. Arkadaşlar buradan da şöyle söyleyeyim. Bana sponsorların ismini söyleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar benim menfaatsiz karşılıksız, seven, kıskanmayan, ondan sonra videolara yorum yapan, videolarımı izleyen, otobüsün borcunu bitireyim diye uğraşanlara Allah'ın 1000 katını versin. Önce sağlık, sıhhat, sonra iyi bir aile, iyi bir iş, iyi bir okul nasip etsin inşallah. Zaten kalbiniz temizse işiniz gücünüz yürürsünüz. Ben 6 ay içinde böyle oldu arkadaşlar. 6 ay, beni hani 5-6 yıldır herkes tanıyordu internetten de. 6 ay içinde arkadaşlar, ben de kendi çabalarımla video çekeyim dedim. Bir şeyler yapayım dedim. Allah'a şükür oldu. Hepinize Allah razı olsun. Benim hakkımda konuşan, beni kıskananlar da Allah'a havale ediyorum. Zaten götü yiyen beni bulur. Bak piyasadayız. Akşamları bar pavyon geziyorum. Gündüzleri sanayideyim. Bir de arkadaşlar ben de dahil birinin hakkında konuşursam, bakın arkadaşlar ben de dahil birinin hakkında konuşursam deyin ki orospu çocuğu, adamın git de yüzüne karşı konuş. Niye karşısına konuşuyor deyin bana da. Bak beni de uyarın, tamam mı? Adamın hakkında niye konuşuyorsun oğlum sen de? Beni de uyarın, tamam mı arkadaşlar? Şimdi kadar ben yanına gideceğim. Kar yağıyor arkadaşlar. Kar yeni başladı arkadaşlar. Saat 9.30 10'a geliyor. Kar yeni başladı. Oğlum git. Üstüne başa kadar bulamadın kızım. Çekil. Yürü. Şişt. Git oğlum hadi git. İşine git oğlum. Bana saldırmayın gidin. Başkasına saldırın. Ön birini kovaladılar. Hepsi birden saldırıyor. Bir, iki, üç, dört. Araba ve insanları kovalıyorlar. Arkadaşlar bugün karlı diyordu. Sabah -3'tü. Hava soğuktu. Saat 8.30-9'da kar başladı. Yarım saatte bu kadar hemen. 15-20 dakika oldu daha yeni başladı. Doldurdu hemen. Burası İskitler. Opet'in arkası. İskitler Opet'in arkası arkadaşlar. Aşk merdiveniymiş şunun adı arkadaşlar.
Ona arabanın şuraya ne yaptırdım? Aşk merdiveniymiş. Bir de aşkımız çıktı. Şuna da aşk merdiveniymiş arkadaşlar. Şundan yaptırdım. Şu bana beyazlardan paspas. Dört tane paspas. Arabanın... Arkadaşlar hava soğuktu ama şimdi kar yağdı, yumuşadı. Arabanın hortumları ve antivizine bakacağım. Kedi köpek girmiş, ona bakacağım. Motoru bu. Aç kapa, aç kapa, kapağı da bozuyor. Şu kapak 450 milyonmuş. Çubuk var mı ki? Şundan bakalım. Şu çubuğuna bakacağım arkadaşlar. Antiviriz de eksik. Tamam, donma yok. Buyur. Arabanın içinde bok götürüyor. Teyip yapıldı. Aa, bu ne? Valla buradan çıkar mı arkadaşlar? Adam sıfır girmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtar işareti çıkıyor arkadaşlar. Onu yaptırmaya çalışacağım. Gideceğim. Ne diyor ki bu ya? Ön kapıyı açmayı unuttuk. Dıştan açalım. Sustu sonunda. Hadi anahtar işareti çıkıyor. Onu, o işaret yaparsa tane git. Elektrikçiye gideceğim. Şuradan da değişiyor. Bunda Webosta var. Arkadaşlar Webosta arabanın ısınmasını sağlıyormuş. Şu muydu Webosta? Açık mıymış? Bakayım şu Webosta çalışıyor mu? Arkadaşlar bunda Webosta Sultan'daki gibi değil. Biz de hemen açıyorum. Ayrıca sıcak hava üflüyor. Bunda motorun suyunu ısıtıyormuş. Arabanın daha hızlı ısınmasını sağlıyor radyatörün. Egzozu burada. Şu egzoz, bu Webosta'nın egzozu şu. Çalışmıyor. Bir daha basayım. Niye çalışmadı?
Akıl eder mi? Çalışmış da soğuk üflüyor. Ayarıyla mı oynadılar? Ne yaptılar ya? Biraz dursun bakayım. Teybe basınca işaret yani arkadaşlar. Bu teyp buna bağlı. Bak yine harcat yandı. Şunu bir göstereyim ya. Bu telefonu nereye koyacağız? Nerede bunun geri kamerası? Avuç. Bana arkadaşlar geriye kadar hiç kimse olmadan tek başıma yanaşabiliyor. Bak. Kandil omzumdan çıkamazdık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu teybi göstereceğim ya. Cızırtı niye yapıyor? Çok kolaymış da benim biraz bana zor gelmiş. Bire takıyor kendi gidiyor arkadaşlar araba. Şu anahtar işareti buranın bozuyor ya. Bak gene çıktı. Arkadaşlar geri görüş kamerasını fitese bağlamadık. Normal bir düğmeye bağladık. Giderken arkayı izleyebiliyorum. Bakın arkayı izliyorum giderken. Çok kolaymış da lan. Ve postayla kaloriferi öğrenemedik. Arabada buz gibi eline götüne sağlık. Bak otobüse yol vereyim demiyor. Bak. Halim Mehmet'e gidiyorum arkadaşlar. Şu teybe bir daha baktıracağım. Arkada araba geliyor bak. Dörtleri yakalım. Hem de arkadaşlar burada yolu izleyebiliyoruz.
Kontak açık gel, şartıraş kafe demişler. Bir de öyle deneyelim. Payını öde ben bir gideyim kardeş. Anahtar şöyle benim oraya geçecek. Dur hemen ne çalıştık bir yap da. Ya buraya tamam ya. Şunu bağlayacağız işte. Sen bağla bağla bir yer yakar mı? Sen şimdi bu teybin elektriği mi alıyorsun? Elektrik. Tamam bunun kontağı 24 acaba ondan mı arıza yapıyor diyor. İşte başka yerden alacağım şimdi elektriği, direkt elektriğini. Nereden alacağım? Elektriğini almak istemedim de. Şuradan tabladan neden alacağız? Yapacak bir şey yok. Hangi tabloda? Oraya gidiyoruz ya işte. Şurada tablo değil mi? Sport tablosu. He. Oradan alacağım. Kendi 12-24 çokmuş. Arkadaşlar dün elektriği kontaktan almış. Anahtar işaret çıktı arıza. Ayırdı gene çıktı. Şimdi iptal ettik teybi bakın. Kabloyu iptal ettik. Şu an arıza lambası yanmıyor. Kontak işareti yanmıyor bakın. Bakın kontak işareti kayboldu. Tüpler. Hararet, yağ, akü, mazot. Bu da arıza işaretleri falan bilmiyorum. N boşta demek R. Arkadaşlar sadece N ve R'yi gösteriyor. Şimdi arıza işareti kayboldu arkadaşlar. Şu düğümü yapasınca teybin kontak işareti yapıyor. Bu neymiş? Düşürücü bu mu? Arkadaşlar arabayı müsait olduğumda temizleyip ve detaylı size anlatacağım her yerini. Arkadaşlar yani benden büyük abilerim, tecrübeli abilerim yani kusura bakmasın. Yani onlar biliyor zaten de benden küçük kardeşlerim, benim kardeşlerim, benim gibi bu mesleği sevenler, bu arabayı sevenler de öğrensin diye bu arabanın işte böyle içini dışını her şeyini tanıtacağım. Ben ayın 5'inde başladım. Sizin gibi 50 yıllık şoför değilim. Sizin gibi 50 yıllık otobüsçü, tırcı değilim kardeş. Ayın 5'inde başladım. Ocak 5, 2021. Yok 2022. Ben de biliyorum iş yok. Ben de biliyorum bu araba 5 milyon yakıyor. Ben de biliyorum lastiği 7,5 milyar. Ama ne yapayım kardeş? Ben BMW'ye 10 sene önce biliyordum. Siz Şahin'e binmezken ben BMW'ye biniyordum. BMW alıp götüme mi sokacak affedersin? Allah Allah. Millet diyor ki BMW niye almadın bunu niye aldın? BMW. La BMW para yiyor para. Bu kapıda yatsın. Ayda bir işe gitsin 2 milyar kazanıyor. İstanbul'a bir kere gittim. Gitsem gelsem 1 milyar 2 milyar kalır. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi teybi açtık. Ayhan abinin araba amına koyayım durmadan arıza yapıyor. Her gün bir yerini söküyor amına. Arabayı bayağı... Teybi açtık bayım. Anahtar işareti çıkmadı dur bayım. Nereden bağlayacak merak ediyorum. Dolanalım gelelim arabaya. Tamam sen beni çek. Ben seni mi çekeyim? Kırmızı tıbuku bıraktım arkadaşlar. Bir tane antivirüs 700 lira olmuş. Antivirüsü de bıraktım. Kırmızı da bıraktım. Her şeyi bıraktım. Ama viskiye başladım. Gidelim mi? Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Teybi açık. Radyo açacak mı? Aç oynak. Dur bir geriye takalım. Geri kamerayı bir geç bakalım. Geri kamerayı. Otomatik geçmiyor değil mi bu? Şuradan AUX. AUX evet. Arkada araba var mı? Bak hiçbir şey göremiyorum bak şu an. Şu an arkamda Şahin olsa vururum. Niye geçmedi? Kameranın yönetimini çevirdi. Sen arabayla dolanıp gelelim de şey yapalım bir. Anam için kamerayı mı bozduk? Yok bozma yok. Niye geçmedi? AUX. Bu ne oğlum DVD mi DVD diyor? Dur bak ben şuraya bir el atayım. Ben bu ara görüşürüm. Bir gel la. Oğlum şu an diye basıyoruz mu? APS, AUX değil mi? Sen bakayım ben ona bir şey. Bir yerini mi ellettik la? Demin açık geldim ha kamera güzeldi. Bir şey oldu mu ki açık geldiğin diye? Açık gelmeyen Allah'a kaçmış. Şurada elektriği değiştir. He? Gene durduk. Arabalık gibi yakıyorlar. Bugün eve götüreyim diyordum. Ağacı arabayı 14 gündür eve götürüyorum diyorum. Yarın tam 15 gün oluyor. Ayın 5'inde aldım. Yarın 2. hafta oluyor. Çarşamba oluyor. Ha ben biliyorum. Deneyeceğim lan. Şimdi sen yokken geri geldik. Bu niye gitti biliyor musun kamera? Sen alttaki teybi kapattın ya.
Onun elektriğine bağlı değil mi? Şimdi elektriği normal hepsi... Vay deli vay! Ben onu kapatacağım. APS ise AUX. Aa, direkt yandı. Arabada da sıfır girdik, dönerken şey yapıyor.